Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Deniz64 Max'i nasıl bir kaya yaptı onun maçlarını izleyeceğiz. Çok güzel noktalara değineceğiz bu videoda. Bu videonun çok iyi olacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi fırtınalı çayır. Bu haritada Max, Tick, Asi çocukla birlikte girdiler. Maçı, en son maçını kayda aldım. Bunu ondan önceki maçları da izledim. Ondan önceki maçları da kayda alacaktım da yemek yiyordum. Hatta son maçı da kayda alırken yine yemek yediğim için sadece kayda aldım. Şimdi maçın üzerine konuşacağız. Deniz64 klanımıza Max'i kasmak için geldi. Daha önce herhangi bir karakteri 1K yapmadı. 1K karakteri yoktu. Rank 30 olan karakteri yoktu. Klanımızda Asi çocukla tanıştı. Asi çocuk da zaten çok iyi oynuyor. Mr. P'yi rank 32'ye kadar çıkarttı. İsterseniz gelin profiline bakalım. Zaten şurada bir yerde Shelly'yi, Bibi'yi, El Primo'yu zaten solda 1K yapmış arkadaşımız. Solo'da da Duo'da da inanılmaz iyi oynuyor. 3v3 hiç oynamadım. Ama 3v3'te de gördüğünüz gibi zaferi oldukça fazla. Profilinde bakacak olursak eğer Mr. P'yi takım arayarak herhangi bir şekilde klanlarda değil. Şu oyunun şuradaki sekmesini kullanarak takım ara diye burada. Bu şekilde Mr. P'yi rank 32'ye. Aynı şekilde şeyi de boyu da rank 30'a kadar çıkarttı. Onun dışında Shelly, Bibi şu anda da zaten Tick'i kasıyorlar. Beraber giriyorlar yine Max. Max ve Tick'le giriyorlar yine. Max'i Deniz alıyor. Tick'i de yine Asi çocuk alıp giriyorlar. Şimdi bu videoda nasıl oynadılar, son maçta neler yaptılar, ondan önceki maçlarda da yine neler yaptıklarını ben size anlatacağım. Bu videoyu izledikten sonra yanınızda bir tane Tick varsa eğer veya siz Max'seniz veya siz Tick'seniz yanınızda bir Max varsa, bu videoyu izledikten sonra bu haritada rank 30 yapmama gibi bir ihtimaliniz yok. Eğer biraz duo'ya eliniz alışmışsa biraz duo oynayabilmeniz lazım. Böyle direkt hani 10.000 15.000 kupalı adamlar bunu yapamaz zaten. Çünkü nasıl söyleyeyim, biraz alışmak lazım, öyle söyleyeyim. Hani bir 25.000 26.000 kupada olan, oyunda hani bir 6-7 aydır yani 4-5 aydır oynayan, duo tecrübesini biraz geliştirmiş arkadaşlar rahatlıkla bu videoyu izledikten sonra Tick ve Max'i 1K bu haritada yapabilecekler. Şunu da söyleyeyim videoya girmeden önce, klanımız artık ciddi manada gelişti. Bunu kesinlikle hissediyorum. Hani son 3 haftadır klanımızda her gün en az 2-3 tane rank 30 yapan arkadaşlar oluyor. Yani oyuncular desen hani hakikaten belli bir seviyeyi geçmiş durumdayız artık. Türkiye'de de zaten klanımızın sıralamasına bakacak olursak eğer, burası da gösterecektir zaten. Şu an Türkiye'de 15. sıradayız. Yani oyuna başlayalı 1 yıl oldu. Hiç bugünlere geleceğimizi tahmin etmiyorduk. Klanımızda artık hakikaten iyi oyuncular var. Zamanla böyle konuşarak, anlaşarak, oynayarak böyle samimiyetimiz ilerleye çok yakın arkadaşlar edindik. Ben de bu klanın başkanı olmaktan hakikaten gurur duymaya başladım artık. Hani şimdiye kadar yine bir şekilde gidiyorduk, öyle böyle kalkıp düşüyorduk ama şu an artık bayağı iyi bir noktaya geldik ve bu noktaya gelmiş olmamız çok çok daha iyi noktalara gelecek olduğumuzun habercisi olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Mesela bugün bakalım, bugün 1K yapan arkadaşlardan benim fark ettiklerim. Bu haritada Yunus Tick'i 1K yaptı. Ondan önce bir tane daha karakteri yapmıştı. Tara'yı da zorladı. Tara şu an 950'den düştü harita gittiği için. Bo'yu yine 1K yapmış olduğu maçları izlemiştik. Kanalda bulabilirsiniz. Onun dışında bir arkadaşımız daha 1K yapmıştı. Onun da yine profiline bakacak olursak eğer. Aha işte burada. Bu arkadaşımız Bo'yu 1K yaptı. Beraber Tick'i kasarken Bo Tara kasıyorlardı Yunus'la birlikte. Bo'yu 1K yaptı bu arkadaşımız. Yunus Tara'sı 950'de kaldı. Aynı şekilde Tick, Colt bu haritada, bundan önceki haritada girdiler yine. Bu harita sıfırlandı bugün içerisinde. Onu da Colt bu arkadaşımız aldı. Yunus da Tick'i aldı. Tick'i de Yunus o şekilde 1K yaptı. Onun dışında bir arkadaş daha vardı. Onu hatırlayamayacağım şimdi. Az önce de işte söylediğim gibi, hah, o arkadaş da aklıma geldi şimdi. O da 30.000 kupa falandı zannedersem. Yunus'tu. Onun da adı Yunus'tu ama 30.000 değildi zannedersem. Hemen bulacağım onu sizlere. Burada bir yerde 28.000 miydi? 27.000 miydi? Tara'yı bu haritada 1K yaptı. Zaten onun videosunu sabah kanala atmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Yunus da burada bir yerde. Onu da bulacağım ben şimdi. Yunus nerede ya? Yunus aşağıda mı? Evet. Yunus'u bulduk. Yunus da bu haritada solo şekilde Tara'yı 1K yaptı. En son işte birkaç tane daha maç girdi. Şu an düştü, uyudu. Sabah yine 1K'ya çıkartacak onu. B'yi rank 34'e kadar çıkarttı. Az daha zorlasa rank 35 yapacaktı. Klanımızda gerçekten yüksek kupaya kasan, yani seviyesi iyi olan,
hani karakterlerini 1K yapan birçok arkadaşımız artık var. Mesela burada Kerem'i görüyoruz. Kerem Colette'i yaptı, 8 biti yaptı, Rico'yu yaptı. Zaman olsa daha da fazla yapacaktı. İşte onun dışında Raiden var. Raiden'da yine işte Nita, Edgar, Colt. Bu arkadaşımız da yine 1K yaptı. Felix var buradaki. Rank 35 B'si var. Hani hakikaten çok iyi. İşte Tara, Bibi, Bull, Jackie. Yani klanımızda olan arkadaşlardan ben oyuna giriyorum işte yanıma 1K gelecek var mı diye yazabiliyoruz artık. Hani önceden yazamıyorduk. Çünkü oyuncu kalibremiz, oyuncu kalitelerimiz o kadar iyi değildi. Ama yani 3 haftadır artık hakikaten belli bir noktayı geçtiğimizi düşünüyoruz. Ki zaten benim profilimden de görecek olduğunuz üzere. Hani ben bu klanın dışından herhangi bir arkadaşla 1K yapmadım. Bir tanesiyle biraz belli bir noktaya kadar geldik ama devamını da bizim klandaki arkadaşla tamamladık. Benim profile bakacak olursanız eğer zaten gördüğünüz gibi yani ben yani 10 gündür 12 gündür rank 30'a zorluyorum. Aha, elimden gelen bu kadar. Şu 6 tane karakteri, gördüğünüz gibi 10 gün 12 gün içerisinde yaptım. Bir tane de Tara'yı yapacağım, ondan sonra biraz ara vereceğim, işte derslerime falan öncelik vereceğim. Gördüğünüz gibi hani ben bu klanla birlikte yani ben bu klandan başka bir ortamım yok. Ne yapabildiysem bu klandaki arkadaşlarla beraber yaptım. Yardımı dokunan arkadaşlara teşekkür ederim. Çok fazla uzattım. Bakayım. 6 dakikalık bir giriş oldu ama buna kesinlikle değdiğini düşünüyorum. Şimdi dilerseniz hemen videoyu izleyelim. Maçın başladığı noktalar şurası bir yerleriydi zannedersem. Evet, burada maç başlıyor. Şimdi gördüğünüz gibi şu an 3 yüke kadar ulaşmışlar. Başlar başlamaz etrafındaki yükleri alıyorlar. Ve onun devamında şimdi takım olmaya çalışıyorlar. Son maç olduğu için Deniz'in öyle çok fazla riske atmak istemiyor ama şuradaki akıllı süper zeki arkadaşlarımız Deniz'le asi çocuğu satmaya çalışıyor. Görüyorsunuz şimdi orada bir tane mislipi attı, bir tane daha attı. Şimdi ne oldu? Deniz arkadaşımız, asi arkadaşımız bu takıma tilt oldu. Şimdi birazdan katliam olacak. Bir de Deniz Max'i hakikaten çok iyi oynuyor. Yani ilk 1K olmasına rağmen karakteri bunu asi çocuk da söyledi, hala adını bilmiyorum. Yani o kadar tanıyoruz ama adını hala bilmiyoruz. Çok fazla isim var, unutuyorum. O da söyledi aynı şekilde. Max'i hakikaten çok iyi oynuyor. Şimdi zaten birazdan tuzla buz yapacaklar yukarıdaki takımı. Yükleri de az. Max hızlı karakter. Aksesuarıyla kafa atabiliyor. Aha, şu an attığı gibi. Aynı şekilde asi çocuk da attı orada kafa. Hani biraz daha böyle konuşarak oynasalar çok iyi olacaklar ama konuşmadan oynuyorlar üstüne üstlük. Oradaki takımı gördüğünüz gibi dedi. Şimdi yukarıda bir tane Max var. Sağ aşağıda Tick ve arkadaşı olan bir Leon görüyorsunuz. Ghostbusters orada. Şu an 6 yuka kadar ulaştılar. Bayağı rahat ilerliyorlar. Max ve Tick oynadığınız zaman genelde zaten işi Tick yapıyor. Onun dışında Tick'e yaklaşmaya cesaret edebilecek o gücü kendinde gören oyunculara da Max izin vermiyor. Şuradaki şimdi dodge'ları izleyelim. Şimdi ben bu maçı izlediğim için buraya özellikle durdum. Şimdi orada Tick gördüğünüz gibi Max'i zorluyor. Bir daha kaçtı. Orada biraz hasar alabileceğini düşündü ve şu an inanılmaz bir şekilde Tick'i zorladı. Eğer yanından Leon çıkmasaydı oradaki Tick'i ya kesecekti ya da çok az bir canını bırakacaktı. Orada gördüğünüz gibi Leon pustu. Belki konuşsalardı asi çocuk orada Leon'un olduğunu bilip işte Deniz işte çok fazla gitme bak orada Leon pusuyor falan filan diye söyleyebilirdi ama burada Deniz ölmeyecek zaten. 500 canlan kurtuldu. Klonu geldi yanına doğru. Şu an asi çocuk hani artık 1K yapalım Deniz'i öyle çok fazla zorlamayalım diye yukarıdaki Max'e takım olmaya çalışıyor ama önemli olan nokta şu. Solo ve duo fark etmez. Kesebileceğiniz, satabileceğiniz an takımları satmanız lazım. Birazdan zaten göreceğiz yine. Sağdan 5'lik Tick ve 5'lik Leon yine asi çocuğu zorluyor Deniz'le birlikte. Asi çocuk da yine karşılık verdi. Yukarıdaki Mac görüyorsunuz şimdi takım oldular ya. Arkadaşı da yukarıda Mortis, o da pusuyor. Deniz baktı ki hani böyle olmayacak. Bu iki yüklü adamlar bize böyle takım ayağına duruyor. Şimdi takım olmak istiyor bu Denizlerle. Ama diğer takıma da zorlamıyor. Hani siz çatışın. Biriniz ölsün biz en az ikinci olalım. Bak zaten yukarıdaki Mortis'in amacı da o. Duo oynuyorsanız eğer kesinlikle buna müsaade etmemeniz lazım. Üçüncü bile olma ihtimaliniz var. Çünkü bu takım hani bu takım gider diğerleriyle sizde olmuş olduğundan daha sağlam takım olursa gelir sizi keserler. O zaman işte gelir size sıkmaya başlarlar. Öyle çakal adamlar var işte oyunda. Deniz geldi. Orada Max'in hemen fişini çekti. Yukarıdaki Mortis'in de artık kaçacak noktası yok. Şimdi gördüğünüz gibi evet Deniz kabile danslarına başladı orada. 1K yaptığı için Max'i şu an Tick'e zorluyorlar. Tick aksesuar bastı. Hem asi çocuğa hem Deniz'e büyük hasar bıraktı. Orada Deniz neredeyse ölecek. Aksesuarını az önce kullandı. Bir daha kullandı. Bir aksesuar daha attı orada. Asi çocuk orada. Leon almaya çalışıyor. Leon çok az canı kaldı. Ve Tick'in son mermisi değdi mi? Evet şu an değmedi. Orada kaçmaya çalışırken 26 can kaldı ve aksesuar ile birlikte Deniz'i kesti. Şu an 900'e ulaşan asi çocuğu görüyorsunuz. İyi gördüğünüz gibi rahat bir şekilde. İlk başta biraz zorlanırlar ama sonlarda bayağı rahatladılar. Takımı o yukarıda gördüler ve onları iptal ettiler. Ve Max'i Deniz gördüğünüz gibi
1000 kupaya kadar ulaştırdı. Sonrasında beraber aynı odaya geldik. Yanıma çağırdım onu. Hani ben de Max'i attım öyle gösteriyorum falan filan. Evet. Gördüğünüz gibi asi çocuk Tiki benimle birlikte 1K yaptı. Deniz'inki 1K olduktan sonra yine birkaç maç girdiler. Asi çocuğunki 962'ye kadar geldi. Sonrasında bana söyledi abi işte Deniz'in işi çıktı veya uykum geldi artık ne oldu bilmiyorum. Tamam dedim beraber kasalım. Beraber girdik benim Max tekrardan 1K oldu. Asi çocuğunkini de yine 1K yapmış olduk. Şimdi bu maçları beraber izleyelim. Hani ilk maç Deniz'inkini izledik. Bundan sonra da hani 960'tan sonra 1K'ya bu haritada Fırtınalı Çayır'da Max Tik nasıl geliyor ona bakacağız. İşte gördüğünüz gibi de benim hesabım burada. Max'i 1K yaptık. Şimdi dilerseniz maçlara geçelim. Evet girmiş olduğumuz ilk maç bu. 962 kupa. Asi çocuk ben de 960 kupa. Şimdi bu olayın en güzel yanı bir sürü yükümüzün olması. Şimdi yukarıda iki tane yük var ya. Ben o iki yükü bıraktım. Hemen aşağıdakileri alayım dedim ki. Çünkü yukarıdakileri zaten bizde. Geçen videomda da bunu bahsetmiştim. Ama işin garip yanı. Şurada bir çakal Edgar var. Bana doğru atladı. Bana doğru atladıktan sonra bana rush yapamadı. Çünkü yanımda tik vardı. Şimdi oraya geldi ya. Şimdi oradaki iki tane yük almak için tekrar atladı. Bu sefer de gördüğünüz gibi tik aksesuarını kullandı. Şimdi bunu yedirmeyeceğiz. Kaçamayacak çünkü. Bütün koşu yollarına sıkıyoruz ve burada Edgar'ı devre dışı bırakmayı başarıyoruz. 6 yük kadar ulaştık. Oyunun en güzel yanı başlar başlamaz bize oyunun yük vermesiydi. Şimdi bu haritada biz 981'e kadar getirdik şeyle Oğuzhan'la bir yaklaşık 1,5 ay önce. O zaman Edgar yeni geldi oyuna. 1,5 ay mı 2 ay mı ne? Sonrasında Edgar geldi. Bizim olay tamamen bitti. Colt'un aksesuarı deseniz zaten iptal ediyordu. Onunla zor başa çıkıyorduk. Sonrasında işte bu yalan oldu. Tikim benim 29'da kaldı. Sonrasında işte karanlık geçit değil, mağara arasında orada yapmayı başardık bu tiki. Ama artık şimdi gördüğünüz gibi hani lebi yani hiçbir şey yok ya. Hakikaten Max tik kasmakta hiçbir şey yok. Hani videodaki gibi az bir şey oynarsanız yaparsınız zaten. Genel oyun prensipleri bunlar. Genel oyun oynayışları. 9 yüke kadar ulaştık. Hani maç bizim için zaten başlangıçta bitti. Yani 6 yükle maça başlayan birisi bu maçtan ikinci bile ayrılması mucize oluyor yani. Kesin birinci oluyoruz. Sonrasında AS yukarı bir tane ulti attı. Ultisi gitti. Leon'u kesti. Ben yine aşağıdaki yükü aldım. Hani artık bunlar çerez yani. Şu an hiç kimse bizi alamaz. Hiçbir güç bizi orada almamızı şey yapamaz. AS çocuk orada ultisini biraz bekletebilirdi. Çünkü yeni doğduğunu görmüştü. Ruzan arkadaşı doğdu Ember. Ember dönecek bize ama artık bu noktada dönmek pek şey yaramayacak. Oraya bile aksesuar attı Asi o kadar kızmış. Yukarıda Roza var. Biz artık elimizde kırbaç milleti pataklıyoruz. Yani artık dogu yani bir tane mermimiz işte kaç vuruyor? Bir mermi. Burada vuruşu göstermiyor herhalde. Aynen burada vuruşu göstermiyor. Yani 14 yükle birinci olduk bu maç. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet bir sonraki maça geçtik. Bu maçta da yine güzel olaylar oldu. Şimdi yukarıda iki tane yükümüz var. Ben yine her zaman olduğu gibi rahat alabilecek olduğum yükü bırakıyorum. Zorda olan, almaya ihtimali az olan, alma ihtimali az olan yüklere dadanıyorum. Ben öyle yapıyorum ki hakikaten işe yarıyor. Ama dikkatli oynamanız lazım. Bu yükleri alırken iki takım yani ikinizin de ölme ihtimali var. Evet 4 yüke ulaştık. Maç yine bizim için neredeyse bitti sayılır. Çünkü adamların bir yükü hiç yükü olmamasına rağmen biz orada bayağı iyiydik. Şimdi Daryl var. Daryl o aşağıya doğru giriyor. Sonra tekrar yukarı çıkmak durumunda kalıyor. Daryl'ı orada keseceğiz. Ama aşağıda da şey var. Aşağıda da Surge var. Gördüğünüz gibi bak. Orada tik bana kalkan oldu. Tik yani Asi bayağı iyi oynadı orayı. Bana kalkan oldu. Allah'tan da yine 4 yükümüz olduğu için orada Asi ölmedi. Yoksa orada biraz hatalı oynadık açıkçası. Hani o kadar dışarıya yaklaşmamamız gerekiyordu. Çünkü içeride Surge'in olduğunu biliyorduk. Oraya girerken gördük. Şimdi 5 yüklü. Tik 5 yüklü Max var orada. Onlar da aynı biz gibi giriyorlar 1K'ya kasıyorlar. Hani oyunda bazen 2 tane yüksek atıyor. Diğerleri 750-760 falan atıyor. Bazen 720-730 attığı da oluyor. Ama bu maçta mesela öyle. Diğer Max ve Tik de onlar da yüksek kupa biz gibi. Barley'e doğru bir aksesuar attım ama hala yavaşız. Gördüğünüz gibi hala yavaşız. İşte ultiyi attı, geriye bombaları attı. Yani şu an her yer duman olmuş vaziyette. Şimdi yukarıdaki 2 yükü ben salmayacağım. Çünkü adamlar da 7 yük. Yukarıdaki 2 yükü salmadım. Şimdi aşağıya doğru ineceğiz. Bakalım neler yapacağız. Bu maçı hatırlayamadım. Yani buralara kadar atalım da bundan sonra ne oluyor kim biliyor. Heh, adam şimdi bizi rushlıyor ya. Adam bizi rushlıyor. Rushlayan adama ateş ederek kaçmak kesinlikle çok iyi. Ve ateş ederek kaçan bir adama rushlamak da bir derece o kadar kötü.
Asi tek başına zaten onu neredeyse kesti. Aynen bitirdi. Maçlar inanılmaz rahat geçiyor. Hani aldığınız zaman hakikaten mükemmel. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet, yeni maçımıza başladık. Şimdi bakalım maçta neler yapmışız. Kaç yükle başlamışız. Mesela bu maçta bir yükümüz var. Bakalım bir yükle neler yapıyoruz. Bir yükle bu oyunda neler oluyor. Şimdi ikinci yükümüzü aldık. Yukarıdan gelen takım yok olmaması bu bizi bayağı rahatlatıyor. Ben hala içerideki yükü almaktansa yukarıdaki adamları oynayayım diyorum ama aşağıdan gördüğünüz gibi Mike zorluyor. O yüzden çok oradaki yüke hiç oynamadım. Hala yukarı sıkmaya çalışıyorum ben. Bayağı vurdum oradaki Raphs'a. Neredeyse ölecek ama 178 canla kaçmayı başardı. Biz yine bundan sonra Raphs'a oynayacağız. Gördüğünüz gibi Raphs orada. Birazdan aksesuar atacaktım ama geriye doğru aksesuar atmak için kullandım. Çünkü adam bayağı bir hasar verdi bana. Şimdi orada Asi gitti. Spike'i kesti. Artık işimiz çok kolay. Kafa zaten gidiyor. Kafayı orada kesiyor ama bak şimdi adam sağı kapatıyor Asi. Asi sağı kapattı mı ne oluyor? Benim atışlarımın hepsi şu kadar bir mesafeye kalıyor. Mükemmel oynadık burayı. Çok iyi oynadık. Şimdi bakalım bundan sonra ne yapacağız? Sağda bir tane B görüyoruz. Ultisi olan B. Yine bayağı rahat maç bizim için. 5 yüke kadar ulaştık. 5 yüke ulaşan bizden başka bir tane daha takım var. Onlar da Mike ve B. Onlar bizi zorluk çıkartmayacak. Aşağıda gördüğünüz gibi Mike iptal etti orayı. Bayağı bir yükü aldı. Bakalım ben burada ölecek gibi sanki hatırlıyordum ama. Oo, efsane orada. Bir aksesuar attım. İleriye doğru gidiyorum. Orada biraz hasar yedik. Ne hasar ne birazı. Bayağı bir hasar yedim orada. 260'a kadar canım düştü. O kafa zaten tiki kesecek. Kesmedi. Çok az canı kaldı ama ben orada atışı atarak kesmeyi başardım. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Colt bana sıkacak zaten belli. Biraz kaçarak vurdum ama bayağı bir canını götürdüm. Bir tane mermisi değseydi orada Asi'nin zaten alacaktı ama yukarıdaki Mike o işi bitirdi. Şimdi 1783 canı kaldı. Ben orada gelip kesiyorum Mike'ı. Şimdi aksesuar atmaya çalışıyorum. Bak orada kafayı hiç göstermeyecektim. Bak, aksesuarı çok kötü attım. Max de aksesuarı hatırladım maçı. Oradan zaten aklıma geldi. Max acayip aksesuarı kötü attım ama Asi zaten iyi oynuyor. Hani bir hata yapınca diğeri hemen taşıyabiliyor. Yani o yüzden rahat oluyor bizim için. Ama ikimiz de eğer taşıyamazsak olmaz yani. Evet, bir sonraki maça geçelim şimdi. Evet, yeni bir tane daha maçla birlikteyiz. Bu son maçımız olacak çünkü 1000 kupa maçımız acayip kötüydü. Onu hiç göstermek istemiyorum. Şimdi solda Byron var ve Bibi var. Şimdi ben burada bir hata yapacağım ve öleceğim. Şimdi orayı size özellikle göstermek istiyorum. Başka bir tane daha birinci olduğumuz maç vardı yine bu kupada ama önceden bir kupa düştük arttık. Onun yerine bunu göstereyim dedim. Burada bir tane hata var. Şimdi o hatayı sizlere söyleyeceğim. Şimdi Tarık diye bir arkadaşımız var. Byron'la bize dönüyor ama Asi orada gitti rushladı adama. Ben de bari geleyim dedim. Şimdi Tarık orada çok güzel hasar bırakacak bana. Şimdi bir tane hasarı bıraktı. Ben de şimdi gidip ona aksiyon atıyorum ama ne çare. Ben adamı kestim. Adamın zehri de beni kesti. Şimdi bu noktada Byron'a rushlamam ama benim için daha iyi olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi 6 yüke kadar ulaştı Bibi. Devam ediyoruz. Şimdi her maç gördüğünüz gibi çok fazla hareketli geçmiyor. Bazen geri çekilme durumumuz da oluyor çünkü yükümüz az oluyor. Yukarıda Mr. P var. Amber ve Rico'yu görüyorsunuz. Amber ve Rico'yu görüyorsunuz. Şimdi ben doğdum. Yukarı doğru çıkacağım abi. Orada Mr. P var. Mr. P'ye vuracağım ama Mr. P atış yaptı. İkinci atış yaptı. Neredeyse beni kesmek üzere. Ulti atacağım orada ben rahat adama araştırmak için. Bakalım. Ulti atmamışım. Ama sonra yukarıda Amber ve Rico çok az canı kaldı. Aynen. Orada Rico ile Amber'a zorladık. Şimdi Amber bana bayağı hasar bıraktı. Ama Asi yine orayı güzel oynadı ve rahatça orayı kesmeyi başardı. Şimdi oraya aksesuar attım. Geldim. Tıkadık. Çok az canla orada kaçmayı başardı derken Byron kesiyor oradaki Sprout'u. Takım arkadaşı solda Search. Yüklerimiz gayet iyi. Ben 4. Asi 6 yüke kadar ulaştı. Ben yine orada biraz zorlamaya çalışıyorum ama aşağıdaki Bibi ve Byron'a biraz ilk başta hasar verdiğimiz için, zorladığımız için onlarla biraz düşmanlığımız var. O yüzden rahat zorlayamadım Search'ü. Normalde zorlardım. Aynı şekilde Bibi de yakın olduğu için o hiç gidemedi zaten. Şimdi orada Sprout görüyorsunuz. Ben Sprout'u kestim ama Search geldi. Atladı. Surge geldi. Sprout atladı. Bibi de artık çıksın bir zahmet. Bibi de çıktı. O da geldi. Surge'i indirdi. Ben burada çok acayip atışları kötü attım. Bak hiç denk getiremiyorum. Yani hep duvara mıvara sıkıyorum. Ama yine eninde sonunda almayı başaracağız. Byron da doğacak ama. Şimdi oradan Byron geldi. Şimdi can veriyor ya. Artık hiç hasar kaçırmamam lazım. Burada biraz daha tutturmaya çalışıyorum. Bir elim sağa doğru kayıyor. Orada bir duraksıyorum ama 900'e kadar ulaştık. Başlangıcı yapmış olduğumuz hatayı Asi çocuğun sağ üstteki Mr. P'yi ondan sonra Amber ve Rico'yu kesmesiyle telafi ettik. Bu maçı da bu şekilde atmış olduk. Hemen böyle oyuna tekrar geri dönelim. Oyun nerede? Oyun buradaydı zaten. Oyuna tekrar geri dönelim. Çıkışı verelim.
Gördüğünüz gibi hani son maçı da yine göstereyim. Son maçta bu şekilde hani 865 kupalı adamlar var. 17 yüke kadar ulaştı adamlar. 17 yüke kadar yine Asi çocuğun yapmış olduğu oyundaki büyük şeyler etkenler sayesinde yine kazandık. Çünkü tik hakikaten çok önemli. Mermiler duvardan karşıya geçiyor. Bu noktada tikin performansı belirliyor. Daha doğrusu hani bir kupa kasma oluyorsa, maçta bir yıldız oyuncu oluyorsa o genelde tikin performansına bağlı oluyor. Max bir yardımcı. Kutuları almada, tiki adam yaklaştırmamada, zorlarken bir tarafı kapatmada Max çok önemli ama tik acayip bir şey. Evet, Max'i yine ben 1K yapmayı başardım. 1001 kupa. Bu sezon yapmış olduğum ikinci 1K oldu. Geçen yapmıştım ama bu sefer 950-960'dan 1K'ya çıkarttık. Liderlik tablolarında bakacak olursak eğer savaşçılarda Türkiye'de bizim klanda Max oyuncusunda kaç tane arkadaşımız var? Max'e tıklıyoruz. Ben 14.'üyüm gördüğünüz gibi. Ve de Deniz'de 12. sırada 1000 kupayla birlikte. Tik'e bakacak olursak Tik'te kaçıncı bizim şey? Asi. Tik'e bakıyoruz. Tik'te... Abi bak, bizim Yunus 4. sırada Tik'te. Asi 6. sırada. Videonun başında zaten söylemiştim. Bayağı yapıyoruz. 1K artık bizim için rank 25 gibi oldu. Yeter ki haritayı tutturalım, biraz da zaman ayıralım. Artık rank 30 yapmak çok kolay. Evet, bu şekilde videonun sonuna geliyoruz. Umarız faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince maçları anlatmaya çalıştım, taktik vermeye çalıştım. Nasıl yapabilirsiniz, nelere dikkat etmeniz gerekir, rank 30 yaparken önemli olan hususlar neler, onlardan bahsetmeye çalıştım. Umarım yararlı video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.